Ne diyeceğimi, nereden başlayacağımı, nasıl toparlayacağımı gerçekten bilmiyorum. Evet, bu duruma analiz yönünden de bakacağız tabii ki ama duygularımız gerçekten şu anda acı var içimizde. Ve çok büyük bir öfke var, çok büyük bir yas var, çok büyük bir şaşkınlık var. Gözümüzün önünden o görüntüler gitmiyor. Nasıl ki deprem bölgesindeki kardeşlerimiz 6 Şubat 2023'te o kara geceyi yaşadıkları andan itibaren yüreğimiz, gönlümüz, kalbimiz onlarlaysa ve orada olmak istiyorsak, onların yanında olmak, onları teselli etmek, yaralarını sarmak, elimizden ne geliyorsa yapmak noktasında acılarını bir nebze de olsa hafifletebilirsek, insanlığın gereği kendimize katabileceğimiz bir şey olarak aslında. Şimdi aynı şeyi Gazze'deki kardeşlerimiz için de düşünüyoruz ve yaşıyoruz. Tabii ki bizim yaşadığımız acıdan bahsederken aslında utanıyorum bir noktada baktığınız zaman. Çünkü onların yaşadığı acı yanında bizimki ne ki? Onlar evlatlarıyla sınanıyorlar, onlar yerleriyle sınanıyorlar, yaşadıkları topraklardan sürülmek zorunda kalıyorlar. Analarıyla, babalarıyla, kardeşleriyle, aileleriyle büyük acılarla sınanıyorlar. Belki de bir dünyada bir insanın başına gelecek, yaşayanların söylediği daha büyük acının olmadığı küçücük bebeklerini toprağa veriyorlar, küçücük yavrularını toprağa veriyorlar. Onun için Allah onların yardımcısı olsun. Allah bugüne kadar bebeklerimiz başta masumlar olmak üzere tüm ölen kardeşlerimize gani gani rahmet eylesin. Onları şehitlik makamına kabul etsin ki bundan sonraki, dünyadan sonraki yolculuklarında en iyi makamlara gelsinler, en iyi hayatların içerisinde yaşasınlar, güçlü olsunlar ki bu dünyada çekmiş oldukları acıya değsin. Bu acının bir mükafatı olsun onlar için. En azından bizim inancımız gereği gönlümüz, ruhumuz bir nebze de olsa su serpiliyor. Tabii ki bu bir çözüm değil. Gönlümüz, ruhumuz su serpiliyor diye bundan sonra nasıl olsa şehit olacaklar diye ölsünler mi? Hayır tabii ki. Ne kadar bu ölümlerin önüne geçebilirsek, ne kadar bu dünya hayatı içerisinde onların da bir yerleri, yurtları olursa, suları, elektrikleri, yaşam koşulları olursa, tıpkı o çocukların dediği gibi yani biz hiç çocuk olmayacağız ki, biz burada hiç efendim ne çocukluğumuzu yaşayamayacağız ki, bizim buna hakkımız yok mu dedikleri o cümlelerin içerisinde inşallah onlar da bir gün Filistin'in kurtuluşuyla birlikte kendi devletlerinin çatısı altında en bu dünyaya doğmuş bir insanın hakkı olan kendi topraklarında yaşamak, kendi topraklarında özgürce yaşamak, eğitim almak, eğlenmek güzel şeyler inşallah bir gün yaşayabilirler. Bunun için biz ne yapabiliriz? Buna bakmamız lazım. Bunun için en kısa zamanda ne yapılabilir? Buna bakılması lazım gerçekten. Fakat karşımızdaki lanetli kavim öyle bir kavim ki hiçbir şekilde siz ona şu anda otursanız ben yurt dışındaki televizyon programlarını da takip ediyorum. ABD'deki medyayı özellikle takip ediyorum. Ve işte karşılığını alıp birileri konuştuğu zaman yani bak işte bu uygun değil bu saldırı biçimi, bu bir savaş suçu dendiği zaman söyledikleri bahanelere baktığınız zaman her türlü hileye ve hurdaya başvuracak. Hiçbir şekilde sizin söylediğinizden bir şey anlamayacak bir kavim. Çünkü karşımızda bir narsist ve psikopat bir kavim var ve şizofrenik olarak bir şeye inanıyorlar. Yani kendi bildikleri doğruyu tamamen mutlak doğru olarak kabul ediyorlar. Ve girdikleri hiçbir savaşa, girdikleri hiçbir konuşmaya doğru ya da yanlış gözüyle, hakkaniyet gözüyle, adalet gözüyle bakmıyorlar. Tamamen bunun haricinde bir savaşı kazanmak için nasıl olursa olsun her türlü hileyle, her türlü manipülasyonla, her türlü yalanla, yanlışla yani onlarla girdiğiniz her ağız münakaşasında gerçekten sinirlerinizin bozulması ötesinde ya da o işgalci terör devletiyle oturup masalarda anlaşma yapmaya kalktığınızda gerçekten kandırılarak kalkmadan mümkün değil kalkmanız ya da siniriniz bozulmadan ya da öfkelenmeden. Çünkü zaten İsrail 2005 senesinden beri Gazze'ye yani bir barış sürecinin oturup İsrail'le olması, İsrail ve Filistin'le olması yani İsrail bile demek istemiyorum biliyor musunuz? Çünkü o kadar haksızca kurulmuş bir devlet ki o kadar hakkı olmayan o ismi taşımaya, o ismi biz söylerken böyle ağızlarımızdan çıkmaya tanınmış olursa tanınsın, uluslararası hukuk onları tanımış olursa olsun, ne olursa olsun 1947 ve 48'den beri ben onları tanımıyorum. Çünkü bizim onları tanıdığımız uluslararası hukuk çerçevesinde davranmıyorlar. Bir devletin yapması gerekeni gerçekleştirmiyorlar. Ve bir devlet olarak, haklı olarak kurulmadılar. Orada tamamen zulümle, vahşetle, yerlerinden eterek, katliamlarla, korkunç bir şekilde bir şizofrenik bir inançla başta söylediğim gibi tanırlar. O yüzden işgalci terör devleti diyebilirsiniz, siyonistler diyebilirsiniz, efendim lanetliler diyebilirsiniz, ne derseniz deyin. Ama o topraklar Filistinli kardeşlerimizin hakkıydı ve onların hakkı da olmaya devam etmek durumunda. Gönül ister ki 1967'deki sınırlara falan dönülmesin. 1948'e de dönülmesin. Osmanlı zamanındaki, Pax Ottomana zamanındaki o ticaret yollarını elinde barındıran, huzur içerisinde özgürlükleriyle
yaşayan, bünyesinde olan bütün Hristiyanlara, Yahudilere fark etmeksizin onları hoşgörüyle davranan, herkesin ticaret hakkının olduğu, herkesin özgürce yaşama hakkının olduğu Filistin'e geri dönmesi gerekiyor. Biz eğer haktan bahsedeceksek oralara geri dönülmesi gerekiyor. Diyorlar ki genelde ABD medyasında seyrettiğiniz zaman, efendim işte İsrail, o Filistin'de ilk gün 7 Ekim'de yapılan saldırılarda, dans festivalinde işte yaşananların öldürülmesi bir vahşet. Efendim ne söyleyeyim, evlerine girip işte rehin alınan insanların öldürülmesi bir vahşet. Şeytan dahi olsa gözümüz o görüntüleri görmeyi gerçekten sevmiyor ve istemiyor ve kabul etmiyor. Çünkü dünyanın gerçekten iyisiyle kötüsüyle kim yaşıyorsa bir şekilde kötülerin daha elemine edildiği ama iyilerin olduğu bir dünya içerisinde gözlerimiz bunu görmek istiyor. Burası meselenin ayrı bir boyutu. Fakat oradaki insanların psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Siz yıllarca bir açık hava hapishanesi olarak o insanları bir abluka altına almışsınız. Etrafını tel örgülerle çevirerek orayı bir açık hava hapishanesine dönüştürmüşsünüz. Kalkınma noktasında hiçbir şekilde kendilerinin özgürce kalkınmasına izin vermemişsiniz. Yıllardır dedelerini katletmişsiniz, babaannelerini katletmişsiniz, analarını öldürmüşsünüz, kardeşlerini şehit etmişsiniz, evlatlarını öldürmüşsünüz ve sürekli sistematik olarak saldırılamaz olduğunuzu göstermek için onların üzerine bombalar yağdırmışsınız. Hiçbir şekilde ibadet etmelerine, Kudüs'te girmelerine izin vermemişsiniz. Hebron gibi yerlerde onları abluka altına almışsınız ve onları aşağılıkça bir sokaktan öteki tarafa yürütmemişsiniz. Çocuklarınıza varıncaya kadar bu kin ve nefretle büyütmüşsünüz ve suratlarına tükürmüşsünüz, aşağılamışsınız. Yani insanları yerlerinden, yurtlarından etmişsiniz, sürmüşsünüz ve küçücük bir alana sıkıştırmışsınız ve yıllardır işkence yapıyorsunuz o insanlara. Bir otursanız da siz kendiniz bir o insanların yerine, bir psikolojisine bir koyar mısınız lütfen? Yani oturuyorsun sen, yıllardır deden ölüyor, her gün üstüne bomba yağabiliyor. Efendim kıpırdayamıyorsun, eski senin olan topraklarda yürüyemiyorsun. Sürekli baskı altındasın. Bütün bu psikoloji içerisinde çoluğun çocuğun sınanıyorsun. Açlıkla sınanıyorsun, sefaletle sınanıyorsun. Çoluğunun çocuğunun en sevdiğinin, canının parçalarının o halini görüyorsun. Evlatlarınla test ediliyorsun. Ondan sonra senin geliyor 100 metre, 100 kilometre ya da 5 kilometre ne kadar ötende bir dans festivali, Süpernova diye bir dans festivali düzenleniyor. Ve efendim yaşamlar devam ediyor. Yollar, altyapılar döşeniyor. Gelişen bir, yanında gelişen bir oluşum var. Bir sözüm ona bir devlet var. Efendim ne söyleyeyim, su arıtma tesisleri, ileri teknolojiler, nükleer silahlar, eğitim hakları, eğlencesi ve sen bunu gözünün önünde baka 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 yıllarca büyüyorsun. Otelleri kopardığın, otellerin arkasına geçtiğin andan itibaren nasıl bir psikolojide olursun? Yani şimdi burada meşru müdafaa hakkı kimin? Hangi meşru, hangi müdafaa? Meşru değil ki müdafaasını meşru yapsın. Orada bir meşru müdafaa hakkı varsa o da Filistinlilerin.